Sesim geliyor mu? Vallahi ben duyuyorum Volkan. Katılımcılarımız duyuyor mu? Onlardan da hemen bir teyit alalım. Heh, gayet güzel. Hocam nasılsınız? Görüşmeyeli. Teşekkür ederim, sağ olasın. Volkan hocam, siz de iyisiniz. İyiyiz hocam. Bir yaramazlık yok. Yeni döneme hazırlanmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda bizleri kırmadığınız için çok teşekkür ediyoruz sizlere de. Önceki 4 gün boyunca dışarıdan hocalarımız, bizim alanımızda sizin de çok yakından tanıdığınız hocalarımız katkı sundular. Çok teşekkür ediyoruz onlara da. Son gün artık içimizden birisi siz ki bizim açımızdan çok önemlisiniz. Dilerseniz şöyle kısaca sizden bahsedeyim. Birçok katılımcımız muhtemelen sizi tanıyordur ama yine de ben ufak bir şekilde sizden bahsetmek istiyorum kısa bir şekilde. Recep Çakır hocamız bildiğiniz gibi üniversitemizde öğretim üyesi, bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitiminde, eğitim fakültesinde. Hocamızın bizim açımızdan pek çok önemli tarafı var ama bizim için en önemlisi, yani bu konu kapsamında en önemli özelliği şu. Biz uzaktan eğitim anlamında şu anda Türkiye'deki üniversitelerin bu pandemi süreci de dahil olmak üzere birçoğunun önünde yer aldık. En azından daha planlı, daha sistematik gidebildik, daha sorunsuz ilerleyebildik. Tabii ki 4 günde hocalarımızın da vurguladığı gibi bu süreçte yaptığımız şey tam anlamıyla bir uzaktan eğitim değildi. Acil durum uzaktan eğitimi diye adlandırılıyor zaten, literatüre de o şekilde girdi. Fakat şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz ki pek çok üniversitenin önünde yer aldık. Bu bizim açımızdan, Amasya Üniversitesi açısından gurur verici bir şey. Ve bu yere gelebilmemizdeki en önemli etken Recep Çakır hocamız. Çünkü kendisi merkezimizin kurucu müdürü. Biz de kendisinden bayrağı devraldık ve umuyoruz ki daha ileriye taşıyabiliriz. Ama bugün uzaktan eğitim merkezleri içerisinde bu konumdaysak Recep Çakır hocamıza bir teşekkürü borç biliyoruz. Onun için hocam çok teşekkür ediyoruz size. Sizin tabii deneyimleriniz çok fazla. Çünkü o süreci ben de araştırma görevlisiyken yaşadığım için, yani o ilk kurulma aşamasında ne gibi sıkıntılar yaşadınız, uzaktan eğitime karşı bakış açıları neydi, hepsine çok yakından ben tanık olduğum için bu tecrübeleriniz bizim açımızdan çok değerli. Dolayısıyla ben sözü çok uzatmıyorum. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Kameramı kapatacağım Tamam. ama buradayım. Yani herhangi bir durumda hemen seslenmeniz yeterlidir. Şimdiden çok teşekkür ediyorum hocam. Tamam Volkan, ben de çok teşekkür ediyorum. Bu arada klasik şeyi yapayım, sesim geliyor değil mi? Şu anda ben duyuyorum. Sanıyorum katılımcılarımız da duyuyorlar. Herhangi bir sıkıntı. Evet, herhangi bir sıkıntı yok hocam. Tamam. Çok teşekkür ediyorum Volkan hocam. Yani hakkımda öncelikle söylediğin güzel sözler için. Evet, gerçekten de Amasya Üniversitesi'nde burada pek çok hocamı da hatırlayacaktır. Çok küçük bir sınıfta başladığımız uzaktan eğitim serüveni bugün geldiği noktada gerçekten de Türkiye'de adını söz ettirecek bir noktaya geldik. Tabii ki burada sizlerin de çok büyük katkısı var. Ben hani yani bunu şu ifadeyi sonun ilerleyen zamanlarında söyleyecektim ama şimdi yeri gelmişken de söylemek istiyorum. O da tekrar edeceğim çünkü. Pek çok üniversitede uzaktan eğitim süreçleri uzun zamandan beri var aslında. Ama bu pandemi sürecinde bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çok acil, hızlı bir uzaktan eğitim sürecine girdik. Dün hocalarımızdan Ebru Hocam, Gazi Üniversitesi daha önce uzaktan eğitim meslek sorumluluğunu müdürünü de yapmıştı. Şu ifadeyi kullanmıştı. Demişti ki evet, bizim içerik anlamında arkada çok devasa büyük bir içerik geliştirme ekibimiz var demişti. Ben de onun şunu ilave ediyorum. Evet, bizim Amasya Üniversitesi'nde de devasa yürekli uzaktan eğitim ekibi var. Devasa yürekli, devasa çok geniş sayıda olmasa da gerçekten devasa yürekli bir ekibimiz var. Yani sizler bu işi gerçekten de sürdürebilir anlamında çok büyük işler yaptınız. Öncelikle bütün hocalarıma merhaba demek istiyorum. Aslında size böyle başlayacaktım ama Volkan'dan aldım, devam ettim ben. Gerçekten de Amasya Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi'ne çok teşekkür ediyorum. Böyle büyük bir organizasyon gerçekleştirdiği için. Çünkü 4 gün boyunca bu alanda Türkiye'de söz sahibi alanında uzman hocalarımızı dinledik. İlk gün Soner Hocam
öğrenme süreçlerinden, öğrenmenin tarihsel gelişiminden bahsederek öğretim teknolojileriyle bunu birleştirdi. Daha sonra Selçin Hocam Gazi Üniversitesi'nde buz kırıcılardan bahsetti. Uzak denetim süreçlerinde ne kadar önemli olduğunu görmüş olduk bu sürecin. Detaylarına girmeyeceğim. Sonra Yasemin Hocam öğretme-öğrenme süreçlerinden bahsetti. Ve dün de Ebru Hocam uzak denetimde öğrenci ve öğretmen rollerinden ve bunlarla ilgili süreçlerden bahsetti. Ben de bugün size uzaktan eğitim için materyal tasarımı süreçlerinden bahsedeceğim. Sunum mümkün olduğunca, yani çok şey var materyal tasarımı deyince gerçekten, yani hocalarım da bunu tahmin ediyordur, biliyordur, ama yani olabildiğince teorik şeylere girmeden, konulara girmeden bilgilendirmeye çalışacağım. Tekrar da girmek istemeyeceğim. Tekrar da girmeyeceğim, daha doğrusu girmek istemiyorum. Hocalarımın sözleri üzerinde pek bir şey ifade, pek üzerine bir şey koymak istemiyorum. ama mutlaka sorularınız olacaktır. Bu sorularınızı da not alırsanız, yani ben burada şeyde açık gerçi, chat kısmı da, buradan da yazabilirsiniz. Yani sonra da saklayabilirsiniz. Mümkün olduğunca yetiştirmeye çalışacağım bütün soruları. Ne anlatacağım bugün ya da neden bahsedeceğim bugün sunumda? Öncelikle çok genel geçer birkaç tanımdan bahsetmek istiyorum. Bazı önemli noktalara vurgu yapmak için bu tanımları yapacağım. Daha sonra uzaktan eğitimde materyal bileşenlerinden ve bu materyal bileşenlerinin önemli kısmı olan öğretim tasarımı süreçlerinden ve materyal geliştirme süreçlerinden bahsedeceğim. Daha sonra uzaktan eğitimde çoklu ortam materyallerinin özellikleri, önemi, bunlar üzerinde ve neler yapılabilir bunlar üzerinde duracağım. Daha sonra materyal geliştirme araçlarından kısaca bahsetmeye çalışacağım. Örnek ders içerikleri sunumlarından bahsedeceğim, örnekler vereceğim. Türkiye'de ve dünyada bu konuda neler yapılmış, neler yapılıyor, biz bunlardan nasıl yararlanabiliriz, biraz onlardan bahsedeceğim ve bazı içerik geliştirme için yararlı bağlantılarla sunumu bitirmeye çalışacağım. Şimdi çok klasik gelecek tanım, uzaktan eğitim tanımı, uzaktan eğitim tanımından bahsetmek, ama burada bazı önemli noktalara vurgu yapmak için tanımı söyleyeceğim. Genellikle uzaktan eğitim şöyle tanımlanıyor. Hani bugün özellikle de bu süreçte herkes uzaktan eğitime geçtiği için, yani uzaktan eğitim olarak farklı mekan ve zamanlarda gelişen eğitim diye, gerçekleşen eğitim diye aslında bahsediliyor, ama uzaktan eğitimin sadece özelliği farklı zaman ve mekanlarda gerçekleşmesi değil. Yani uzaktan eğitimde öğretim tasarımı teknikleri gerektiriyor. Uzaktan eğitimde farklı teknolojilerle iletişim sağlamak gerekiyor. Uzaktan eğitimde kurumsal yönetsel yapılanmayı gerektiriyor ve planlanmış bir öğretim. Aslında dün Ebru Hocam bu tanımdan biraz bahsetti, ama ben tekrar vurgu yapmak istiyorum. Yani ben bir tane video çektim, bu videoyu da web sayfama koydum, hadi şimdi uzaktan eğitim yapıyorum anlamına gelmiyor. Her ne kadar hocalarım yani 2-4 gündür üzerine çok vurgu yaptılar. Yani bu acil uzaktan eğitim süreci olsa da yani biz bu süreçleri Amasya, yani bütün Türkiye'de aslında, sadece Amasya Üniversitesi değil, 2010 yılından, 2011 yılından, 2012 yılından beri bu süreçleri yapıyoruz. Yani aslında bizim için çok da acil bir süreç olmadı. Evet, birazdan da değineceğim. Bazı hocalarımız için bu yani bu uzaktan eğitime alışkın olmayan hocalarımız için birdenbire geçirmiş bir süreç olduk, ama şunu çok rahatlıkla vurgulayabilirim. Biz uzaktan eğitimin temel yapı taşlarından biri olan özgün, kurumsal ve yönsel bir yapılanma içindeyiz. Az önce Volkan Hocam da vurguladı ve gerçekten de kurumsal ve yönsel bir yapılanmamız var ve planlanmış bir eğitim. İşte burası gerçekten de dikkat edilmesi gereken bir nokta. Artık planlanmış bir eğitim sürecine girmemiz lazım. Şimdi uzaktan eğitim süreçlerinde uzaktan eğitimin genel iki tane süreci var Sayın Hocam. Yani bunlar da dün bahsedildi. Ya ben de zaten bu süreçte, yani bugünkü sunumumda bu süreçlerde, yani senkron, yani eş zamanlı, yani öğrenenler ve öğretmenlerin, ya öğretmenin, eğitmenin aynı zaman diliminde farklı yerlerde, yani bugün saat şu anda 15.00'da farklı yerlerden biz aynı zaman diliminde
derse başlıyoruz ya da sunuya başlıyoruz. İşte bu senkron, eş zamanlı öğretim süreci, odaklı eğitimin iki temel süreçlerinden bir tanesi bu. Bunu nasıl yapıyoruz? İşte sesli konferans sonunda yaptığımız gibi işte canlı sınıflar, hani bizim yaptığımız şekilde canlı sınıflarla bunu sağlıyoruz. Bir diğer süreç ise asenkron, yani eş zamansız. Yani öğrenenlerin zamandan bağımsız, mekandan bağımsız, hani uzaktan eğitimin tanımına vurgu yapılan nokta buydu. Yani istedikleri zaman, istedikleri yerde gecenin bir arası kalkıp sisteme gidip o sistemdeki işte videoları, ders içeriklerini, ders notlarını dinledikleri, öğretmenine ya da eğitmenine işte e-postalarıyla mailde soru sordukları bir öğretim sürecidir. Veya ne bileyim tartışma listelerinin, forumların olduğu bir öğretim sürecidir. Asenkron, eş zamansız öğretim süreci. Dolayısıyla da aslında uzaktan eğitimde materyal geliştirme süreçleri bu iki süreci de kapsıyor. Yani hem senkron, yani eş zamanlı, hem de asenkron. Yani ben bir sunu hazırlayacağız ya da bir video hazırlayacağız ya da bir ders notu, bunun içinde animasyonlar, işte örnekler, canlı dersler ve benzeri. Yani uzaktan eğitimdeki materyal tasarım süreçleri bu iki öğretim sürecini kapsıyor. Dolayısıyla da bu süreçlerde neler var ve bunlar ne içeriyor? Bundan sonraki kısımda bunlardan bahsedeceğim size. Yani bu temel konuları, temel tanımları ya da temel süreçleri verdikten sonra. Tabii ki bir öğretim tasarımı. Yani olmazsa olmaz en önemli basamaklardan, bileşenlerden bir tanesi öğretim tasarımı. İşte bunun tasarımından birazdan bahsedeceğim, neler olduğundan. Sonra bu tasarımın içinde çoklu ortam materyalleri. Ve bu çoklu ortam materyalleri de ben bütün sunumları dinledim, bütün hocalarım etkileşimden bahsetti. Etkileşim olmalı dedi. Ben de onu söylüyorum zaten. İşte grafik bir de yönetimsel bir süreç. Uzaktan eğitim tanımında vermiştim yönetimsel sürecin ne demek olduğunu. Şimdi şuraya bir şey koydum. Tecrübe, deneyim. Burada aslında şunu demek istedim ben. Uzaktan eğitim süreçlerindeki en önemli noktalardan, tabii pek çok önemli nokta var. Yani hocalarım pek çok da bundan bahsettiler ama deneyim ve tecrübe. Yani uzaktan eğitim süreçlerinde materyal hazırlamak çok kolay bir süreç değil. Çünkü hocalarım, yani ders veren öğretim elemanları, yüz yüze eğitimde, sınıfa girdiklerinde yıllardır birikmiş olduğu tecrübeleriyle, deneyimleriyle sınıfta belki bir materyal kullanmadan, ne bileyim bir sunu hazırlamadan, tecrübelerine, deneyimlerine dayanarak dersi çok güzel bir şekilde işlemektedirler. Yani çünkü öğrenci ne diyecek onu biliyor. Yani hangi durumda nasıl bir örnek verecek onu biliyor. Daha önce yaşadıkları tecrübeden, deneyimlerinden dolayı böyle bir şeye sahip hocalarımız. Yani hepimiz de buna dahil olmak üzere. Dolayısıyla da yüz yüze eğitimde ders anlatmak hocalarımız için çok da zor bir süreç değil. Çünkü tecrübe, deneyim. Geçen bir yazıda okumuştum. Tecrübe, deneyim en pahalı, hayatta en pahalı şeydir diye okumuştum. Gerçekten de öyle. Yani kolay kazanılan bir süreç değil bu. Ama uzaktan eğitime, yani bir kamera karşısına geçtiğimizde, yani bileyim işte öğrencileri görmediğimizde, onların nasıl tepkileri vermedikleri durumlarda biz içerik hazırlamak, bir sunu hazırlamak gerçekten de çok kolay değil. Burada vurgulamak istediğim nokta şu. Öğretim elemanlarımız, yani öğretmenler, eğitmenler gerçekten de buna istekli olmalılar. Yani eğer biz bunu istersek, hani birkaç gündür vurgu yapıyoruz ya, işte zorunlu uzaktan eğitime geçtik. Ya tamam, zorunlu uzaktan eğitime geçtik ama yani bunun ne kadar süreceğini bilmiyoruz. Pek çok açıklama yapılıyor artık. Hayatımızda bunlar devam edecek diye söyleniyor. Ondan sonra işte geçen Milli Eğitim Bakanlığı açıklama yaptı, dedi ki bundan sonraki süreçlerde uzaktan, yani normal bir hayata geçsek de uzaktan eğitime devam edeceğiz diye söylemleri var. Dolayısıyla da özetle yani hocaların, eğitmenlerin, öğretmenlerin materyal hazırlama konusunda istekli olmaları lazım. Sunu hazırlama konusunda istekli olmaları lazım. Video hazırlamaları konusunda istekli olmaları lazım ki bu süreç daha
kolay, daha iyi bir şekilde atlatasın. Elbette ki tecrübelerimiz var. İşte bu tecrübelerimizi şimdi sahaya dökme zamanı süreci diye ben bunu vurgu yapmak istiyorum. Özellikle vurgulamak istiyorum. Etkileşimden tekrar düşmemek için vurgu yapmayacağım ama etkileşim evet öğrenciyle hoca arasında yani eğitmen arasında etkileşim, öğrenci kendi arasında etkileşim ama bir de öğrenciyle materyal arasında bir etkileşim de söz konusu olmak zorunda ki aslında öğrenci uzaktan eğitim sürecine girdiğinde bu materyalle baktığında hani hocayı görmüyor her zaman. Yani sonuçta yüz yüze bir şey olsa hocaya soru soracak veya ne bileyim işte etkileşim içinde olacak ama hocayı yani eğitmeni, öğretmeni görmediği zaman da materyalle baş başa kaldığında ben materyali niye dinleyeyim, niye bakayım diyecek. Etkileşim içinde olmak zorunda materyalle. Yani hani şu şeylere, klasik şeylere çok fazla girmek istemiyorum. Artık her şey internet dünyasında. Yani Google amca hani tabiri caizse hani biraz espri katarak şey yapmak istiyorum. Tıkladığımızda hangi konu, hangi alan, hangi içerik ya da hangi soru olursa olsun bize anında yüzlerce, binlerce, on binlerce geri dönüt veriyor Google'da. Yani bunu Google'a sorabiliriz. Benim o zaman bu içeriğe girdiğimde ya bundan farklı bana ne söyleyecek bu içerik? Dolayısıyla bu içerikteki etkileşim gerçekten de çok önemli. Şimdi öğretim tasarımı yani materyal tasarım sürecinde bir öğretim tasarımı gerekiyor diye başlamıştım bileşenler içinde. Şimdi öğretim tasarımı öğrenmeyi gerçekleştirmek için öğretim materyallerinin, öğretim tekniklerinin yönlendirilmesi diye tanımlar yapılıyor uzmanlar tarafından. Şimdi pek çok öğretim tasarım modeli var. Öğretim tasarımı ayrı bir ders belki ama ben bizim işimize yarayacak kısımlara birkaç vurgu yaparak bunu anlatmak istiyorum, değinmek istiyorum. Bir kere analiz yapmamız lazım. Yani hedef kitlemiz kim? Öğrencilerimizi tanımıyoruz belki bir insandan gelecekler ama yani en azından hangi seviyede? Yani içeriğimiz ne? Yani çok basit bir örnek, birkaç örnek vermek istiyorum. Yani biz mesela eğitim fakültelerinde ve ne bileyim işte fen edebiyat fakültelerinde ya da teknoloji fakültelerinde matematik dersi var. Cebir dersi var. Şimdi bu dersi, bu içeriği her bir bölüme aynı şekilde anlatamayız değil mi? Yani gelecek öğrencilerin kapasitesi belli. İşte buna göre bizim bir analiz yapmamız lazım. İçeriklerimizi, materyallerimizi buna göre amaçlamamız, buna göre hazırlamamız lazım. Yani benim bir amacım olması lazım ki bu amaçta ben bir hedef davranışları belirleyeceğim. Bu hedef davranışları kazandırması için bir takım materyaller hazırlamam lazım. İşte senaryo hazırlamam lazım, bu içeriği buna göre şekillendirmem lazım, bu içeriği buna göre düzenlemem lazım ve bundan sonra da artık materyal hazırlama, materyal geliştirme, materyal seçme, materyal oluşturma artık buna ne dersek bu sürece gelmemiz lazım. Daha sonra da bu oluşturduğumuz materyali, içerikleri dağıtacak, uygulama sürecine girecek bir platformumuzun olması lazım. İşte içerik yönetim sistemi dediğimiz işte hani örnek vererek gideyim işte bizim Amasya Özlem'de kullandığımız ALMS sistemi buna uyguluyor. Tabii ki en sonunda da değerlendirme süreci ki bütün bu süreç aslında literatürde çok da bilinen işte analiz, design, development, implementation, evaluation diye bilinen EDI modeli veya işte Türkçesi analiz, tasarım, geliştirme, uygulama, değerlendirme diye bilinen output model olarak da isimlendirilebiliyor. Bu süreci böyle toparlayabilirim. Şimdi materyal geliştirme süreçlerinden bahsetmek gerekirse işte bu içerikleri oluşturmadan önce tamam ben tasarımı yaptım. İşte bu analiz, öğretim tasarımı yaptım. Evet bunları artık kullandım. Bunları biliyorum. Bunları uyguluyorum. Kim gelecek sınıfa ya da öğrencilerin özelliklerini bildim. İşte içeriklerim hazır. İşte matematik dersi anlatacağım. Fizik dersi ya da ne bileyim işte eğitime giriş dersi ya da ne bileyim işte hangi bölümde olursa olalım. İşte bunların öğrendiğin seviyelerini biliyoruz. Buna göre bir içerik hazırlamam lazım. Bir sunu hazırlamamız lazım. Bu sunuda kullanacağımız resimlerin, kullanacağımız videoların, kullanacağımız tekst metinlerinin, animasyon, simülasyon kullanacaksak bunların nerede görüntülenecek, slaytın hangi parçasında olacak, ne kadar süre alacak, efendim bunlar nerede, nasıl görüntülenecek gibi sorulara da cevap vermemiz gerekiyor. Çok fazla detaya girmek istemeden, detaya girmeden toparlamak istiyorum. Sonra da örnekler vereceğim bununla ilgili size neler yapabiliriz diye. Nelere dikkat etmemiz lazım? Bir kere az önce söyledim aslında hedef davranışlara dikkat etmemiz lazım. Yani ben bu derste ne kazan, öğrenciye ne anlatacağım?
içeriklerde yazılar, tekst, metin, video bir kere buna uygun olması lazım. Öğrendiğin hedef davranışlarına, öğrendiğin seviyelerine uygun olması lazım dedim. Yine önemli bir husus, bunu dün geçen de hocalarımız bahsetti. Yani bir materyal dersin konunun tamamını anlatmak için kullanılmaz. Yani ben video buldum internetten veya ben bir video çektim. Bunu o konunun tamamını anlatmak için öğrenciye sunarsam hiçbir anlamı kalmayacak. Yani 40 dakikalık bir videonun hiçbir özelliği, önemi olmayacak. Derste önemli gördüğümüz ya da konu içinde önemli gördüğümüz bir kısma yönelik bir video olabilir. Teknik düzeyde bunun uygun olması lazım. Etkileşim içermesi lazım, dün konuştuk. Dikkat çekici olması lazım. Bu materyal, bu video dersin başında sunulabilir, ortasında sunulabilir, dersin sonunda sunulabilir. Yani bunu amacımıza göre bunu sunmamız lazım. Güncel olması lazım sunacağımız materyallerin, video ise video, animasyonsa animasyon. Daha önce kullanılmış olması önemli. Tarafsız bir gözle hazırlanmış olması lazım. Ve yeniden kullanılabiliyor olması lazım. Ve önemli bir hususta görsel tasarım ilkelerine uygun olması lazım. Yani geçen dün hocalarımız aslında vurguladı bu noktayı ama yani sadece bir slide parçasında bir sürü tekst, metin olması gerekmiyor. Materyal geliştirme ekibi az önce bahsettim. Devasa bir ekibe ihtiyacımız var bunun için aslında. Yani bütün bu söylenenleri ve bundan sonra söyleyeceğimiz şeyleri bir tek konu alanı uzmanı bir öğretim elemanının yapması aslında ya da bundan beklemek aslında çok da belki de mantıklı değil. O yüzden de acil uzaktan eğitim süreci deniliyor. Çünkü bu bir ekip işi. Yani konu alan uzmanı içeriği hazırlar. Teknik personele ihtiyacımız vardır. Animasyon hazırlanacaksa animasyon. Bunu efendim bir sisteme koyacaksak sistem. Efendim bunun içinde ölçme değerlendirme araçlarının olması lazım. Sınav hazırlanması lazım. Bu sınavların uygulanması lazım. Dolayısıyla da bu onun yönetimi içinde ya da bütün bunlar içinde bir öğretim teknoloğuna ihtiyacımız var aslında. Öğretim teknolojileri uzmanına. Bu alanda kendini geliştirmiş öğretim teknoloğuna ihtiyacımız var aslında. Yani yeri gelmişken burada vurgulamak istiyorum, değinmek istiyorum. Yani bizim BÖTE bölümlerinin, bilgisayar ve öğretim teknoloji alanı bölümlerinin aslında ne kadar önemli bir bölüm olduğunu da burada görüyoruz. Çünkü bu bir ekip işi, bu bir yönetim işi. Hani tekrar söylemek istiyorum. Gelişmiş üniversitelerde devasa bir ekip var. Ama bizde de devasa yürekli bir ekibimiz var. Tekrar bunu uygulamak istiyorum. Çünkü bu süreci tek başlarına ya da 3-5 kişiyle yönetiyoruz yıllardır. Bunu da buradan vurgulamak istiyorum. Dolayısıyla da aslında burada yine öğretim elemanlarına yani konu alanı uzmanlarına daha büyük bir sorumluluk düşüyor. Çünkü böyle devasa bir ekibimiz yok. O yüzden de içerik geliştirirken evet uzaktan eğitim merkezindeki öğretim teknoloji uzmanlarından destek alabiliriz. İşte bir video nasıl oluşturulur, bu video nasıl efendim kısaltılır, bu video nasıl edit edilir, işte Web 2.0 araçta nedir birazdan bahsedeceğim, destek alabiliriz ama bunları konu alanı uzmanları, hocalarımızın, öğretim elemanlarımızın olabildiğince kendilerinin yapmaları gerekiyor. Yani sunumun başında söyledim. Evet biz konu alanı uzmanıyız, hocalarımız. Sınıfa girdiğimizde pek çok şeye ihtiyacımız olmuyordu yüzde eğitimde ama uzaktan eğitimde bu alan uzmanlığımızı, bu tecrübemizi artık bir şeye dökmemiz lazım. Bunu bir kağıda, bir sunuya, bir içeriye dökmemiz lazım. O yüzden de kendimizi geliştirmemiz lazım. Özetle bunu söyleyebilirim. Şimdi birazcık daha spesifik şeylerden bahsedeyim. Uzaktan eğitim için materyal geliştirilmesi hususunda çoklu ortam materyallerinden yararlanmamız gerekiyor aslında. Bir müsaadenizle bir su içeyim ya da bir kahve. Şimdi çoklu ortam dediğimiz materyallerimiz aslında düz metin yani tekst, metin yanı sıra video, resim, animasyon, ne bileyim işte hareket resimler, grafik, tablo, efendim şekil, eysel oyun gibi pek çok materyalin işe koşulmasıyla oluşan materyallerdir aslında çoklu ortam materyalleri. Yani böyle bakıldığında sanki şeymiş gibi geliyor ama aslında yani günümüzde bunu çok rahatlıkla birkaç örnek de vereceğim. Hazırlayabiliriz yani PowerPoint sunularıyla mesela bunları hazırlayabiliriz aslında. Birazcık teorik bu çoklu ortam materyallerden
dediğim gibi çok da böyle teorik ya da kuramsal bir şeye girmek istemiyorum ama bu çoklu ortamda öğrenmenin bilişsel kuramı var. Biraz sonra hoca bunlardan bahsetti gerçi ama bizim çalışan bellek dediğimiz kısa süreli bellek aslında geçici bellektir. Bu bellek. Bunlar görsel imgeleri ve sözel imgeleri bir arada tutan, yani sözel ve görsel yöntem olarak kullanılan bellektir bu çalışan bellek ve geçici bellek olduğu için de çabuk unutulabiliyor. Dolayısıyla daha uzun süreli belleğe bunu atabilmemiz için işte bu sesleri, bu resimleri aynı anda ya da bir ortamda işlediğimiz zaman daha kalıcı öğrenmeler gerçekleşiyor. Yani özetle aslında ilgili bir materyalin seçilmesi ve bu materyalin düzenlenmesi ve bu materyalin var olan bilgilerle bütünleştirilmesi durumunda öğrenciler çoklu öğrenme ortamlarında bilgi yapılandırarak daha kalıcı, uzun süreli belleğe bunu atarak daha etkili öğrenmeler gerçekleşiyor. O yüzden de yani ilgili bu materyalin seçilmesi yine ya da hazırlanması öğretim elemanlarına yani hocalara çok büyük şey düşüyor burada. Sorumluluk düşüyor. Yani birazdan da örnek vereceğim gerçi ama hani internette bu konuda devasa bilgiler ulaşabiliriz. Yani videolar konusunda ya da ne bileyim işte sesler konusunda, içerikler konusunda ama bunları düzenlemek, bunları uygun yerlere koymak tabii ki konu alanı uzmanının sorumluluğunda aslında. Çünkü tekrar etmek gerekirse öğrenci öğrenmeyi bilişsel bilgi sisteminde gerçekleştiriyor. Dolayısıyla da bunlar bilişsel bilgi sisteminde görsel ve sözel işlemler için iki ayrı kanal var. Ve bu kanallar beraber işletildiği sürede bunlar uzun süreli belleğe yani hatırlanma sürecinde daha kolay geliyor. Ve böylelikle de çoklu ortam materyallerinde daha da toparlarsam hani bizim biz eğitimler olarak bilişsel yani bilginin zihinde gerçekleşmesi ve bunu duygusal olarak bunu özümsememiz yani öğrenmeyle ilgili bilişsel süreçlerin işlemesi, bunu öğrenirken motivasyon, eğlence, katılım gibi duygusal süreçlerin işlenmesi ve davranışsal bakış açısından da bunların kazanılması ve bağlamsal perspektif açısından da bu konuları birbirine bağlamamız, yani bağ olan bilgileri yeni bilgilerle bütünleştirmemiz açısından çoklu ortam materyalleri önemli bir yer tutuyor. Yine pedagoji açısından da yani bilgiyi öğrenci tarafından görünmeye yani öğretmenin aslında ne demek istediğini öğrenci daha iyi anlayacak çoklu ortam materyali kullandığında. Çünkü konuyu basitleştirebiliyor, sadeleştirebiliyor, soyut bir konu olduğunda belki bunu somutlaştırabiliyor çoklu ortam materyalleri ve dolayısıyla da daha kalıcı, daha etkin öğrenmeler sağlayabiliyor. Şimdi çoklu ortam materyalleri çok fazla gittim sanırım. Hazırlarken yine konu alanı uzmanları tarafından bir takım ilkelerden bahsediyor. Mesela konu alanı uzmanı dediğimiz işte Maier birkaç çalışmasında yol gösterici 12 ilkeden bahsediyor. 12 ilkeden. İşte bunlar konu dışı işlemleri azaltma ilkeleri. Yani benim sunumuna getireceğim ya da bir içeriğe hazırlayacağım, koyacağım çoklu ortam materyali videolar bir kere tutarlı olmalı. Yani konu dışından herhangi bir şeyi sırf video olsun diye oraya koymamamız lazım. Birbirleriyle tutarlı olmalı. Bunları koyarken dikkat çekici olmalı. Efendim gereksiz bilgilerden arındırılmalı. Efendim metinle kullanacağım görsellik, resim, video birbirine yakın olmalı. Yani yakından kastım. Yani onunla alakalı olmalı, ilgili olmalı. Dolayısıyla da temel süreçleri yönetme ilkelerine yine dikkat etmemiz lazım. Yani bunları parçalara bölmemiz lazım. Mümkünse ön alıştırma yapabilecek materyaller hazırlamamız lazım. Bunları kullanırken ses, resim, video gibi üretici süreçleri de mutlaka yararlanmamız lazım. Maier bu süreçlerden de uzun uzun bahsediyor. Şimdi çoklu öğrenme ortamında kullanılan formatlar var. Bunları profesyonel olarak da kullanabiliriz. İşte alıştırma tekrar yazılımları var. Bunlarla ilgili özel öğretici yazılımlar var. Animasyonlar, simülasyonlar var. EYSA oyunlar var. Problem çözme yazılımları var. Bunları biz profesyonel olarak hazır
programlardan, yazılımlardan kullanabildiğimiz gibi kendimiz de geliştirebiliriz veya devasa bir ekibimiz varsa onlardan da bunlardan teknik destek alabiliriz. Özetle çoklu ortam materyali kullanmamız pek çok avantajı var. Bir kere öğrenci ve ortam arasında etkileşimli bir özellik sağlıyor. Daha sonra öğrenci kontrolü, denetimi ve yönlendirme sağlıyor. Yani öğrenci gidip bu materyali istediği zaman gidip dinleyebilir, bunu ileri geri alabilir. Bu şekilde öğrenci tekrar tekrar öğrenebilir ya da izleyebilir, kendine güveni gelebilir. Eğer etkileşim kullanabiliyorsak, yani öğrenciye bir şey yaptırabiliyorsak materyalimizde daha bir anlamlı öğrenme gerçekleştirebiliriz. Eğlenceli bir şekilde öğrenmeyi sağlayabilir. Derslerin kolay bir şekilde tekrarladığını söyledim ve bireysel hızda öğrenmeyi sağlayabilir. Pek çok avantajından olduğu gibi aslında çoklu ortam materyallerinin eğer dikkatsiz bir şekilde ya da bu süreçlere uymadan bunları hazırlarsak da bazı dezavantajları karşılaşabiliriz ki bunlardan bir tanesi aşırı bilişsel yük. Yani evet çoklu ortam materyali daha etkili öğrenme sağlıyor diye pek çok videoyu, animasyon içeriği ortaya koyduğumuz zaman öğrende aşırı bilişsel yüklenme meydana gelecek ve bu da öğrenciyi cesaretini kıracak. O yüzden de bunları iyi seçmemiz lazım. İyi kurgulamamız lazım çoklu ortam materyallerini. Çünkü bunlar öğrencide kaybolma riskine, yani bir konuya girecek, oradan videoya girecek, videodan efendim başka bir animasyona geçecek. Öğrenci acaba neredeydik, biz ne öğreniyorduk diye bir takım sıkıntı yaşayabilir. O yüzden bu materyali hazırlarken öğrencilerin farklı özelliklerde olduğunu da göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Biraz materyal geliştirme araçlarından bahsetmek istiyorum size tek uygulama olarak. Sunumun başında iki tür uzaktan eğitim süreçleri var demiştim. Senkron, yani eş zamanlı, bir de asenkron, eş zamanlı. Şimdi senkron materyal geliştirme veya öğretim süreçlerinde bizim üniversitemizin kullandığı sistem var. Perkulus diye bir sistem. Geçen sene lisans düzeyinde bunu kullanamadık. Yüksek lisans da bunları kullandık, eş zamanlı sistemleri. Ama aslında baktığımızda bununla ilgili pek çok ücretsiz uygulama olduğunu da görüyoruz. Mesela Zoom bunlardan bir tanesi. Linkini verdim. Kullanımı kolay Zoom programının. Kaydedebiliyorsunuz bunu video olarak. Ki geçen sene ben lisans programlarında lisans derslerinde Zoom programını kullandım. Öğrencilerimle beraber canlı derste de. Bu yine benzer programlar var. Buraya ben linklerini koydum. Jitsi, TeamLink, bazıları bunların GoToMeeting, Redbox, Skype'i mesela yaygın olarak kullanılıyor. Bunların bazıları ücretli, bazılarında aynı anda birkaç kişi bulunamıyor. Ama Zoom ve Jitsi programlarını ben kullanmanızı tavsiye ederim. Yeri gelmişken biraz da şundan bahsedeyim. Bu programlar geçen sene kullanıldığında uzaktan eğitim süreçlerinde pek çok söylenti çıktı. Yok güvenli değil, yok benim bilgisayarımdaki bilgileri çalıyor, yok efendim bilgileri çalıyor. İnternet üzerinden efendim kredi kartı bilgilerimi çalıyor falan diye. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bu tarz programlar ne kadar güvensiz ise bizim bilgisayar dünyası, internet dünyasında kullandığımız sosyal medya, yani Facebook'tu, Twitter'dı ya da diğer sosyal medya araçları da o kadar güvensiz. Bunlar ne kadar güvenliyse onlar da o kadar güvenli. Yani biz sisteme girdiğimizde kredi kartı bilgilerini oraya girip kaydediyorsak tabii ki sıkıntılı. Yani buna dikkat etmemiz lazım bu tarz şeylere. Hani benim birkaç tavsiyem oluyor bu şeylerde. Mümkün olduğunca bu tarz programlar sizin bilgilerinizi kullanmak için, özellikle de işte e-mail adreslerinizi. Yani sürekli kullanmadığınız bir e-maili Gmail kullanarak hesabı açarak bunlara üye olabilirsiniz ki reklam gönderiyor vesaire şey gönderiyor. Onu dikkate almayabilirsiniz. Şifrelerinizi sık sık güncelleyebilirsiniz bu konularda. Ama ben tekrar söylemek istiyorum. Senkron, eş zamanlı dersleri öğrenciler zaten hocalarım da geçen günlerde özellikle bahsettiler. Yani uzaktan eğitim için tek kanallı bir eğitim süreci
her zaman etkili olmayabiliyor. Mümkün olduğunca dersin içeriğine, dersin efendim akışına göre bunları kullanmanızı tavsiye ederim. Asekron eş zamansız uygulamalar, işte öğrencilere sunu hazırlayacağız, içerik geliştireceğiz efendim. Bu sunum içinde videolar oluşturacak efendim. Bunları öğrencilere biz aktaracağız. Dersin sunumun başında söyledim. Öğrenci istediği zaman girip bu sunumları izleyecek. Bunun içinde PowerPoint çok özellikle son PowerPoint'in son sürümleri Microsoft'un video hazırlama konusunda çok kolaylık sağlıyor. Yine Bandicam, yani bu ikisi üniversitemizin uzak eğitim merkezinin de önerdiği, tavsiye ettiği içerik geliştirmede sunu hazırlama programları, video hazırlama özellikleri var bunları. Yine uzak eğitim merkezimizde bunlarla ilgili nasıl video hazırlanır, nasıl PowerPoint'te sunu hazırlanırla ilgili içerikler var. Birazcık daha teknik, profesyonel bir şey yapmak istiyorsak Camtasia programını kullanabiliriz. Video hazırlama, ekran hazırlama yakalama için. Yine Zoom'u aynı şekilde, Zoom programını da video için kullanabiliriz. Ki ben dediğim gibi işte PowerPoint ile ilgili örneğin ben hani bu sunumu hazırlarken bir deneme yaptım. PowerPoint'de video hazırlamada. Yani sunuyu buraya koyduğunuzda aşağıda bunu kaydediyor benim görüntümle beraber. Bunu da öğrencilerinizle çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. İşte burada şimdi videoya tıklamayacağım. Çünkü uzak denetim merkezinden aldım bu videoyu ben de, bizim Amasya Üniversitesi Uzak Denetim Merkezi'nde. Arkadaşlarımız çok güzel bir şekilde nasıl PowerPoint sunusu hazırlanırken aynı zamanda bu videoyu dönüştür anlatmışlar. Onu izlemenizi tavsiye ederim. Yine Zoom ile içerik hazırlama, ben geçen sene öğrencilerimle, lisans öğrencilerimle Zoom programını kullanırken aynı zamanda bunu kaydettim. Ve öğrencilerime de bu sunuyu, videoyu bizim sisteme yükleyerek öğrencilerin daha sonra da izlemelerini sağladım. Bunu da tavsiye ederim size. Pardon, su olayım. Ses, video, yine internet ortamında yine Microsoft'un ücretsiz olarak sunduğu video programları var. Bu video programları mesela Windows Photo Store, Photo Story, ücretsiz. Yani biz resimlerimizi peş peşe ekleyerek kısa videolar oluşturabiliriz Windows Photo Story ile. Yine benzer uygulamalar, yine Windows'un içinde ücretsiz olarak gelen Movie Maker programıyla da bunu hazırlayabiliriz. Bu da ücretsiz. Yani Movie Maker'la video edit yapabiliriz, kesebiliriz. Aynen öyle Özge Hocam. Yine biraz daha profesyonel bunu yapmak istiyorsak Adobe Premiere programıyla videolar hazırlayıp edit edip bunu kesebiliriz. Yine Camtasia, Adobe Captivate, After Effect gibi profesyonel videolarla da bunu sağlayabiliriz video hazırlama için. Şimdi biz bunları içerikleri hazırladık. İçeriklerimizi, sunularımızı hazırladık. Videolar ekledik. Çoklu ortam materyallerimizi hazırladık. Peki bunun için yine ilk başta yaptığım uzaktan eğitimin tanımında söylediğim örgün yönetsel bir yapılanmaya ihtiyacım var. Yani ben bu videoları nasıl öğrencilerime aktaracağım? Bunun için bir içerik yönetim sistemimize, yani öğrenme yönetim sistemimize ihtiyacımız var. Bunu da bizim zaten üniversitemizin uzaktan eğitim merkezi bunu sağlıyor. Uzaktan eğitim merkezinin sağlamış olduğu bu LMS'le ya da ALMS sistemiyle biz sistem hazırladığımız videoları, sunuları buraya aktarabiliriz. Bunun, bu sistemin kullanılmasıyla ilgili zaten yine az önce bir belirttim. Uzaktan eğitim, üniversitenin uzaktan eğitim sisteminde bununla ilgili de dokümanlar hazırlamış arkadaşlar. Bunları kullanarak aktarabiliriz. Ama bunun haricinde ya ben öğrencilerimle
özel bir sınıf oluşturmak istiyorum. Onlara ayrı bir şey oluşturmak istiyorum. Bir içerik yönetim sistemi oluşturmak istiyorum. Dediğin zaman da kullanabileceğimiz ücretsiz alternatif Edmodo gibi, efendim Moodle gibi biraz daha profesyonel açık kod kaynaklı, işte yine Google Classroom gibi içerik yönetim sistemlerini kullanıp öğrencilerimizi buraya ekleyip onlara videolarımızı, sunumlarımızı paylaşıp onlara da bunları paylaşmasını isteyebilirsiniz. Mesut Hocam, birazdan bununla ilgili birkaç örnek vereceğim etkileşimli video sunumları hazırlamak için. Hani buraya kadar genel klasik şeylerden bahsettim. Birazdan yine Web 2.0 araçlarıyla ilgili de buna örnekler vermeye çalışacağım. Şimdi yeri gelmişken evet biz sunum hazırlayalım. Bu sunumları da öğrencilere aktaralım dedik. Bunun için de hani hazır yüz yüze eğitimde belki sunumlarımız vardı veya yoktu. Derse gidip bunları aktarıyorduk ama acil uzaktan eğitim diyelim, hani ben de öyle söyleyeyim. Sunumlara ihtiyacımız oldu. Birdenbire de hani elimizde sunumlar yok. Bunları nasıl temin edebiliriz derdine düştü. Kimimiz hazırlayabildi, kimimiz hazırlayamadı ama bununla ilgili örnek birkaç şeyden bahsedeceğim size. Sunumlardan bahsedeceğim. Yok. 2010 yılında açık ders malzemeleri diye bir şey başlattı, süreç başlattı bütün üniversite 2010-2011 yılında. Tabii buna bazı üniversiteler uydu, bazı üniversiteler uymadı. Yani düşünün, bunlar 10 sene önce, 8 sene önce aslında Yüksek Öğretim Kurumu'na başladı. Aslında hani YÖK'ün de hani bunu almış olduğu bir karar değildi bu. Dünyadaki gelişmelere uygun olarak böyle bir karar almıştı YÖK. Çünkü birazdan da bahsedeceğim. Dünyada da benzer uygulamaların olduğunu söyleyeceğim. Dolayısıyla da pek çok üniversite o zaman, hani biz de başlamıştık Amasya Üniversitesi olarak ama hani biz tam bunu faaliyete geçiremedik. Pek çok üniversite bunları faaliyete geçirdi. Yok daha sonra işte geçen yıl 2020 yılında bu uzaktan eğitim sürecine geçtiğimizde bunu güncelledi. Dedi ki bu dersleri, hani daha önce başlatmış olduğumuz bu süreçte bu dersleri bir araya getirelim, bir platforma toplayalım. Bakın, eğitim fakültesi, fen fakültesi, iktisadi idari bilimler fakültesi, yani pek çok fakültedeki derslere yönelik alanında uzman öğretim elemanlarının, hani paylaşmak isteyen, tabii de bunu da söylemek istiyorum, öğretim elemanlarının sunularını bu platformda topladı. İşte örnek verdim ben bir tane buraya, işte Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Edebiyatı Bölümü, işte Batı Edebiyat Akımlar, işte kitap şeklinde Anadolu Üniversitesi'nin, efendim zaten bu süreçte YÖK'ün, bu 2020 yılındaki bu süreçte çok üniversite yok. 3 ya da 4 üniversite sanırım, sonra 5 oldu herhalde, tam emin değilim. Üniversitedeki hocalar kitapların içeriklerini burada paylaştılar. Tabii benzer şekilde yine aynı şekilde TÜBA, Türkiye Bilimler Akademisi de bu süreçte açık ders malzemeleri diye bir süreç başladı. Şimdi benim tabii ki bunlar burada mühendislik fakültesi, bütün fakültelere yönelik şeyler var ama burada aslında vurgulamak istediğim bir nokta var. Evet, biz bu sunuları, kitapları hani alıp aslında bize bir örnek sunuyor. Yani bir içerik. Yani bir yararlanmamız için, faydalanmamız için işte kitap ya da videolar ya da ne bileyim işte değişik materyalleri orada biz kullanabiliriz. Yani bize bir örnek teşkil edebilir ama burada yine Tuğba'nın da, yani açık ders malzemeleri portalında dediği gibi birkaç şart var burada. Yani biz bunları alıp da bu kitapları olduğu gibi kullanmamız etik açıdan doğru olmaz. Sayın hocalarım, yani size takdir edersiniz ki hani bazı şeylere, şartlara da uymamız lazım. Yani kullanacağımız materyali ya da kitabı ya da içeriği hazırlayan kişiye mail atıp ondan izin alabiliriz. Ticari amaçlı bunları kullanmamalıyız. Zaten ki böyle bir kimsenin böyle bir kaygısı olacağını zannetmiyorum. Eğer bunu da kullanırsak da mutlaka referans göstermemiz lazım ama benim sizlere en önemli tavsiyem, bu içerikleri, bu videoları, bu kitapları, bu sunumları kullanırken hocalardan mutlaka izin almanız. Bunu da kaydetmeniz. İşte bir örnek, açık dersden bir örnek.
Moleküler biyoloji, bakın işte hocamızın ismi var, sunumu var, soru cevapları var, videosu var, quiz hazırlamış hoca, bununla ilgili video hazırlamış. Bakın bir de bir örnek, bir materyal olarak karşımıza geliyor. Tabii ki hani üniversiteler de özel olarak kendileri de böyle şeyler geliştirdiler, içerikler geliştirdiler. İşte ODTÜ'nün, işte Gazi'nin, işte İTÜ'nün, Ankara Üniversitesi'nin, Hacettepe'nin atılımından birkaç tanesini aldım buraya. Pek çok üniversitede bu içerikler var. İşte Ankara Üniversitesi'nde işte ders kategorileri, pek çok fakültenin, pek çok dersin içeriğini buradan görebilirsiniz. İşte Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin, ODTÜ'nün hazırlamış olduğu içerikler, OCV Metro Edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Demiştim ki sadece Türkiye'de değil, aslında dünyada da benzer uygulamaların olduğunu görüyoruz. Yine 2010'lu yıllarda bütün dünyadaki gelişmiş üniversiteler, işte Harvard'dan tutun, Yale'den tutun, Oxford'dan geçin, ne bileyim aklınıza ne geliyorsa, bütün gelişmiş üniversitelerde kitlesel açık çevrim içi dersler diye de Türkiye'ye çevirdiğimiz Massive Open Online Courses diye bilinen MOOCs'lar aslında başladı. Bunlar açık erişim ve sınırsız katılım hedefleyen dersler. Şimdi bununla ilgili pek çok platform var. İşte Açık Akademi, Microsoft'un yine var. En çok yaygın olarak bilinen Coursera diye bir sistem, ki Coursera geçen de şöyle bir şey başlattı. Bu süreçte sanırım 300'den fazla, ya da 3000 olabilir bilmiyorum, dersi ücretsiz olarak kullanıcılara, yani öğretmenler, üniversite düzeyinde özel ya da öğretim elemanlarına ve öğrencilerine açtı ücretsiz olarak bu dersleri. Bakın burada görüyorsunuz işte Coursera'nın, işte University of Virginia, Stanford Üniversitesi, University of Tokyo'daki hocaların, öğretim elemanlarının hazırladığı içerikler bunlar. Ben de Coursera'yı takip ediyorum. Yani size tavsiye ederim, bunu ücretsiz olarak pek çok dersi alabilirsiniz. Mesela makine öğrenme var Coursera'ya girdiğimde. Tabii ki üye olmanız gerekiyor. Bazı dersler ücretli, ücret dersleri de hani çok da böyle bir ücreti yok gerçi, ama yine de almak istemeyebilirsiniz, ama Türkçe destek var. Örneğin hani hocalarımız bahsetti geçen gün, oyunlaştırma diye bir ders. Ben de bu dersi de işte gördüğünüz gibi üye oldum. Takip etmeye çalışıyorum. İşte hafta hafta dersin içerikleri, dersle ilgili videolar var. İşte örneğin bir video, hangisiydi bilmiyorum, biraz ekran paylaşımı yapıp bu 2 dakikalık videoyu belki izleyebiliriz. En azından nasıl bir şey olduğunu görmüş olabiliriz. Hem de bir soluklanmış olabiliriz. Ekran paylaşımı yapayım. Ben de o meşhur soru sorayım. Ekran geldi mi? Ekranımız geldi mi? Video paylaştım. Tamam, geldi. Sesini de Hi there. açayım. I'll be your professor in this course. Now, don't worry. I'm not actually going to teach the class from inside a video game. But I am going to show you how some of the techniques that designers use in games like this one can be applied to problems in business, education, health, and other fields. That's a technique that we call gamification. Hang on a second, I'll get out of here. Much better. Hi there, I'm Kevin Werbach, a professor at the Wharton School of the University of Pennsylvania. And I'm thrilled that so many of you have signed up for this online course about the emerging field of gamification. In the next 6 weeks, I'm going to teach you about what gamification means and how you can apply it to solve real-world problems. Some of you may not be familiar with the concept of gamification, so let me give a brief introduction here. I'll give you a much more concrete and detailed definition later on. Gamification is about learning from games. So, what can we learn from Angry Birds? Well, we can learn that there's something really popular there,
Angry Birds in its various incarnations has been downloaded over 1 billion times. Can 1 billion people be wrong? But there's more to it than that. Gamification is about learning from games, not just in the sense of learning about the games themselves, but understanding what makes the game successful, understanding what makes the games engaging, understanding what games can do, why games have power, and then taking some of those techniques and thoughtfully applying them to other situations which are not themselves games. So, for example, let me show you a service called Samsung Nation. Again, we'll talk about this in more detail later on. Samsung Nation is something that Samsung has on its corporate website. And it's a system using what we call game elements or game mechanics to solve Samsung's business problem, which is they want more people to come to their site. And they want people to do things on their site to interact with their products, to write product reviews, to watch videos to find out more, to register products they've already bought. So what Samsung has done here is to build a site using simple elements that they've developed from games. Things like leaderboards, things like badges to reward achievements, things like point systems. And they've taken these and applied them to a situation that isn't a game. The situation is Samsung wants you to spend time and do stuff on their website so that you will eventually buy more products. That's an example of gamification. It's not by any means the only kind of example of gamification. As we'll see, gamification is by no means limited to these kinds of contexts that you see here, but it's a good example as a starting point of what we're talking about. So in the next series of lectures... Evet, pardon tekrar. Bu video hocam Coursera'dan. Ücretsiz derse Coursera'dan girdiğim bir video idi. Oradan bahsettim. Şimdi tekrar dersimize dönebiliriz. Şimdi etkileşim içerik geliştirmede bazı yararlı Web 2.0 araçlarından bahsedeyim. Şimdi hocalarım sormuştu. Bunlarla ilgili birkaç örnek de vermeye çalışacağım. Şimdi mesela Mahmure hocam birkaç bir site verdi örnek olarak. Ondan sonra Berrak Sarıçam öğretmenim bu konulara çok ilgili, çok meraklı. Ben de kendisini takdirle karşılıyorum Berrak Hocam. Bu konuyla ilgili, yani Web 2.0 araçlarıyla ilgili pek çok aslında araç var. Yani yüzlerce, binlerce arkadaşlar. Sunumun başındaki şeyi tekrar söyleyeyim. Öğretmenlerimizin, yani öğretim elemanlarımızın, hocalarımızın bir kere bunları kullanmada istekli olmaları lazım. Yani örneğin şurada bir link de ekledim. Facebook'ta Web 2.0 araçları diye bir grup bile var bununla ilgili. İnanın çok basit araçlar bunlar, Web 2.0 araçları. Yani Web 2.0 araçları etkileşim araç demek aslında. Yani bunlar bir bilgisayar programı değil. Bir kere hani bunları kullanmak isteyenlere onu rahatlıkla söyleyebilirim. Yani bunlar bir bilgisayar programı değil. Hani ben gideceğim orada ne bileyim bir animasyon yapacağım, bir efendim şey yapacağım. Yani çok kullanılması çok zor değil. Sadece üye oluyorsunuz. Üye olurken de yine az önce söyledim. E-mail hesabınıza, yani daha çok fazlası kullanmadığınız bir ya da sadece bu amaçla kullandığınız bir Google Gmail hesabı açarsanız daha mantıklı, daha anlamlı olur. Bunlarla ilgili bir sürü örnek var. Tekrara girmek istemiyorum aslında. Dün Yasemin Hocam da biraz bir önceki gün bahsetti hocalarımda. Ben aslında bu web siteli, yani bu web bilgisayarlarıyla ilgili bunlar nasıl, bunlarla ilgili yardımcı videoları nereden bulabilirsin aslında, onlardan ben biraz bahsedeceğim size birazdan. Aslında o konulara değinmek istiyorum. Çünkü bunlarla ilgili çok video bulabilirsiniz. Mesela animasyon için işte Plotagon gidip üye olabilirsiniz. Efendim etkileşimli sınav için Kahoot var. Hani bununla ilgili içerikler hazırlayabilirsiniz. Efendim mesela sunum, afiş, Türkçe, Canva
çok yaygın olarak kullanılan bir program. Kavram haritası için MindDome'u linklerini buraya verdim ben. Dahasını burada linkte görebilirsiniz, kullanabilirsiniz. Efendim işte Canva ile ilgili bir ekran görüntüsü, çalışma sayfası, ders planı, yıllık planı, ders programı, zihin haritası gibi pek çok materyali buradan hazırlayabilirsiniz. Öğrencilerinizle bunu paylaşabilirsiniz. Sadece sürükle bırak mantığıyla bunu da kullanabilirsiniz. Yine hazırlayacağımız içeriklerde sunumun başında da söyledim. Çoklu ortam materyallerinde resim, video bunları kullanmamız lazım. Resimler kullanmamız lazım. Ücretsiz resimleri bir de tabii ki bu süreçlerde etik de olmak lazım. Yani internette her gördüğümüz şeyi de paylaşmamamız lazım. Pixabay diye bir site var. Bu ücretsiz, etik olarak zaten altına not düşmüş bunu kullanabilirsiniz diye bu resmi ya da bu görseli. Çünkü orada sadece resim yok, fotoğraf var, vektörel şekilde görseller var, illüstrasyonlar var, videolar var. Bu Pixabay'ı not alın. Buradan arama yaparak da bu resimleri, görseller oradan kullanabilirsiniz. Yine Google dokümanlar etkileşimli içerik adadığınızda, öğrencilerinize bir ödev verdiğinizde ya da onların işbirlikli öğrenme yöntemiyle bir doküman hazırladıklarında Word'tü, Excel'di, PowerPoint'ti bunları çok rahatlıkla kullanabileceğiniz bir araç Google Doküman. Bunu tavsiye ederim. Kullanmanızı öneririm. Broşür falan da hazırlayabiliyorsunuz Google Dokümanlarda. Yine kullanabilecek bazı özellikle de eğitimde kullanılabilecek artırmış gerçeklik yine çok sık kullanabileceğimiz ya da örnek olarak kullanabileceğimiz şeyler, işte okul öncesinde kullanabileceğimiz AJCAP ya da QI version ya da 4D Animal gibi artırmış gerçeklik uygulamalarını kullanabiliriz. Yine dahasını webeğitimaraçları.com ve bilgiaraçları.com gibi siteler bu konularda örnekler verebiliyor. Şimdi ben sonun bundan sonrasında bazı yararlı bağlantılardan bahsedeceğim. Tamam, yani bu soruyu ben de sorarım dinleyici olsam. Ya hocam bunları söylediğinizde biz bunları nasıl hazırlayacağız? Yani ben konu alanı uzmanıyım ama teknoloji konusunda çok fazla şeyim yok. Hani bilmiyorum, size belki kolay geliyor, biz nasıl hazırlayacağız diye düşünebilirsiniz. Çok bunları düşünmek çok mantıklı bence. Ama bunun için de bazı yararlı bağlantılar, linkler var. Örneğin yine bizim Amasya Uzem'de yardım videoları hazırlamış arkadaşlar. İşte video nasıl hazırlanır, efendim ne bileyim PowerPoint dokümanı nasıl hazırlanır, bu dokümanda PowerPoint dokümanda video nasıl hazırlanır, efendim nasıl sorular hazırlanır, bunlarla ilgili şeyde Amasya Uzem'inde yararlı ya da yardım videolarını ben bakmanızı öneririm. Yani adım adım, basamak basamak bu videolar anlatılmış orada. Bunlara bakarak da kendimiz video hazırlayabiliriz. Mesela yine Amasya Üniversitesi'nde geçen 2 sene önce vermiş olduğum bir BAP projesi kapsamındaki, hala da geliştiriyorum bu projeyi. Yani bu süreçler yokken hazırlamıştık. Elektronik performans destek sistemi diye öğretmenlere yönelik bazı yararlı Web 2.0 araçlarını nasıl derslerimize entegre ederiz diye bir proje yapmıştık. Hala dediğim gibi geliştiriyoruz bu projeyi. Bu projede neler var? Bu linke girdiğinizde öncelikle bir kayıt olmanız gerekiyor. Daha sonra dersinizin içeriğinde kullanacağınız hedef davranışlarınıza göre bilgi, kavrama, uygulama, analiz, sentez, değerlendirme düzeyinde hangi düzeyde materyal geliştirmek istiyorsanız bu materyalleri seçiyorsunuz. Daha sonra ileri gittiğinizde nasıl bir materyal, işte video mu oluşturmak istiyorsunuz, animasyon mu, efendim kavram haritası mı, ne bileyim artırılmış gerçeklik uygulaması mı, nasıl bir uygulama geliştiriyorsunuz, bunu size soruyor. Daha sonra tıkladığınızda bununla ilgili işte yazılımlar geliyor. İşte Animoto, işte Moavi, GoAnimate, Platogon gibi yazılımlar geliyor. Bunun için bu yazılımı tanıtan bir video, yazılı bir doküman
Yani bir PDF dokümanı. Daha sonra da örnek bir materyal geliyor. Siz de buna bakarak kendi hazırladığınız ya da hazırlayacağınız videoyu ya da içeriği ya da animasyonu ya da ne bileyim işte materyali buradan oluşturuyorsunuz. Daha sonra da bunu kullanıyorsunuz. Yine hani bu siteden kullanmış olduğum bir video var burada. O sitede kazlanmış video. Onu da örnek olarak izlettirebiliriz. Şimdi yine aynı şekilde benim de yararlandığım aslında zaman zaman bana soranlara da örnek olarak verdiğim yine Anadolu Üniversitesi'nden değerli bir hocamızın geliştirmiş olduğu eğitim çantası diye bir uygulama var. Burada bu eğitim çantası sitesinde yine üye oluyorsunuz. Ücretsiz olarak pek çok uygulamaları, öğretici videoları buradan izleyebiliyorsunuz. Örneğin işte En İyiler diye bir site hazırlamışlar. İşte Canva, ne bileyim işte Kahoot, işte Plickers, işte Camtasia uygulamalarına örnekler vermişler hocalarım. Daha sonra eğitici videolar, öğretici videolar var tıkladığınızda. Yani pek çok işte Zoom ile içerik hazırlama, PowerPoint ile ders hazırlama, Quizlet ile interaktif çalışma ortamı hazırlama ya da soruları hazırlama gibi Canva ile ilgili quiz ile çevrilmiş yarışmalar düzenleme ile ilgili yardımcı video, öğretici videolar var. Yani bu videoları izleyerek de kendinize, kendi dersinize, kendi efendim içeriğinize uygun videoları buradan izleyerek kendi materyallerinizi geliştirebilirsiniz. İşte MyQuiz'de online test oluşturma videosu vardı. Süreyi de çok aşıyoruz. O yüzden de çok şey yapmak istemiyorum. Bu videoyu hani belki izleyebiliriz. 4-5 dakikalık bir video bu. Daha da sunumumuz var. Kahoot ile örneğin hani ben de bunu hazırladım. Ekran hazırladım Kahoot ile ilgili. Basit etkileşimli soru hazırlama aracı, Kahoot aracı. Önce üye oluyorsunuz. Dediğim gibi Google'la veya Microsoft'la üye olabiliyorsunuz veya Facebook'la gibi. Daha sonra üye olduğunuzda artık üyesiniz, bir sınav oluşturabiliyorsunuz, create diyerek. Efendim, sınav oluştururken size template'ler sunuyor, şablonlar sunuyor, nasıl bir şey olsun diye. Efendim işte soruyu ben birini seçtim mesela. Soruyu buraya soruyorsunuz. İsterseniz resim, bir image ekleyebiliyorsunuz. Efendim cevaplarınızı buraya yazabiliyorsunuz. Hangisi doğru cevapsa onu işaretliyorsunuz. Bunu unutmayın. Daha sonra add question diyerek sorularınızı kaç tane soru soracaksanız ekliyorsunuz. Ve en sonunda bunu bitiriyorsunuz. Kaç soru alıyorsunuz? 4 soru, 5 soru neyse. Bunu bitirdikten sonra da size bir pin kodu veriyor. Ya bu pin kodunu öğrencilerinizle paylaşıyorsunuz. Öğrencileriniz de işte kahoot.it diye sisteme girdiklerinde bu pin kodunu girdiklerinde artık öğrencileriniz farklı yerlerdeki öğrencilerinize sorular geliyor. Bunu kullanan arkadaşlar var biliyorum. Daha sonra da bunu rahatlıkla sınıfınızda etkileşimli soru cevap şeklinde uygulayabilirsiniz. Tabii artık yeni teknolojiler var kullanabileceğiniz. Ben süreyi çok da uzatmak istemiyorum ama hani mobil uygulamalar, işte az önce bahsettiğimiz uygulamaları kullanabiliyorsunuz, kullanabilirsiniz. Efendim, ters yüz sınıf uygulamaları, Flip Classroom, geçen gün bir hocamız da bahsetmişti. Yani öğrenciler evde video izledikten sonra sınıfta da uygulama yapıyorlar. Aslında bu uzaktan eğitim süreçlerinde çok rahatlıkla önerdiğim bir süreç, benim de tavsiye ettiğim bir süreç. Yani dersin içeriğini, dersteki teorik bilgileri videoya çekip asenkron olarak öğrencilere bunu anlatırsanız, evet Davut Hocam, işte etkileşimli içerikten kastımız bu aslında. Çünkü öğrenciler hani geçen gün hocalarımız bahsettiler ya, yani farklı şeyler, sürekli aynı şey değil. Yani bir gün kahoot uygularsınız, ertesi gün işte kelime bulutu, dün geçen gün hocalarımız bahsetmişti. Yani farklı uygulamaları kendiniz aslında sunumun başında söylediğim şeyi tekrar söyleyeyim. Yani isteyerek bu kendinizi geliştirerek, kendimizi daha doğrusu geliştirerek bu süreçlerden faydalanabilir diye düşünmekteyim. Flip Classroom'dan bahsediyordum aslında.
Flip Classroom, hani evet aslında bu harmanlanmış öğrenme ya da hibrit neyse öğrenmenin bir alt şeyi diye geçiyor ama ben bunu şöyle de uyarlayabilmeyi, uyarlamayı öneriyorum, tavsiye ediyorum. Yani dersin teorik kısımlarını, içerikleri, tanımları, tanıtımları biz efendim videoyu çekip asenk olarak öğrencilere sunduğumuzda canlı derslerde de bu tarz uygulamaları yaparak bu dersi pekiştirebiliriz. Aslında bu da bir nevi Flip Classroom örnek olmuş olabilir. Artırmış gerçeklik uygulamalarını kullanabiliriz. Az önce bir sürü örnek verdim bununla ilgili. Zeki öğretim sistemleri artık çok teknikle girmeyeceğim. İşte gamification, oyunlaştırma öğrencilerimize illa da teknolojiyi kullanarak bir şeyler yapmak zorunda değiliz. Bazı oyunlaştırma materyallerini kullanarak da öğrencilere ödül vererek de öğrencilere efendim tavsiyelerde bulunarak da derslerimizi daha etkin hale getiririz diye hızlıca toparlamaya çalıştım. Aslında şunu ben de biliyorum. Dersler, uzaktan eğitimde dersler dakikadan sonra yavaşlıyor algılar ama konu çok detaylı bir konu, materyal tasarımı konusu olunca da pek çok da materyaller olunca da vallahi hızlı bir şekilde olabildiğince de özetlemeye çalışarak örnekler de vermeye çalışarak sunumu burada bitirmiş oldum. Umarım çok sıkmamışımdır. Volkancığım, sorularımız varsa soruları da alabilir. Bu sürede bu şekilde devam edebiliriz. Kesinlikle hocam, sıkmadınız. Gayet güzeldi. Belki işte bilişim teknolojileri alanında çalışan insanlar olarak biz aşinayız ama pek çok hocamız için yeni uygulamaları göstermiş oldunuz ve farklı düzeylerde, o benim çok hoşuma gitti. Yani daha profesyonel düzeylerde kullanılabilecek ve hayal edebileceğimiz her şeyi yapabileceğimiz araçlara da değindiniz. Çok basit kullanımlı araçlara da değindiniz. Bu nedenle çok teşekkür ediyorum. Şimdi bu 5 günlük sürece bakınca, bu arada hocalarım sorularını ileti tarafına yazabilirler. İlk soruyu yine ben geleneği bozmadan ben soracağım Lütfen hocam. hocama. Başlangıçta bir ufak yorum yapacağım hocam. Hani bu 5 günlük süreci siz çok net bir şekilde özetlediniz aslında. Soner hocamızla öğrenmenin nasıl gerçekleştiğiyle başlayan, daha sonra Selçuk hocamızla özellikle etkileşim üzerinde çok durarak, ki bizim de üniversitemize birinci sınıf öğrencisi çok sayıda geliyor. Daha doğrusu öğrencilerimizin büyük çoğunluğu birinci ve ikinci sınıflar oluşturuyor. Meslek yüksek okullarımızın da sayısından dolayı ve bu birinci sınıflar hiç yüz yüze gelemeden direkt uzaktan eğitimle başlayacaklar. Dolayısıyla orada buz kıranların öneminden bahsettik. Daha sonra sürecin yönetimi, dün özellikle Ebru Hoca'nın sunumunda öğretmenlere düşen roller çok net bir şekilde verildi. Ve bugün siz de o roller kapsamında aslında bu etkileşimi materyallerle nasıl sağlayabiliriz bize değindiniz. Baktığımız zaman aslında bütün hocalarımız etkileşim üzerinde çok fazlasıyla durdu. Biz alanda çalışanlar olarak bu etkileşimi çok önemsiyoruz. Bu etkileşimi tasarlamanın pek çok yolu var. Bu yolların başında da aslında bu materyaller geliyor. Yani ne kadar çok bu materyallere kafa yorarsak sanki o kadar çok etkileşimi arttırırız gibi düşünüyorum. Şimdi bu noktada size şöyle bir soru soracağım. Ben aslında sizin düşüncenizi biliyorum ama bütün hocalarımıza da bir fikir versin diye. Bu ara Türkiye'de bütün üniversiteler işte uygulamalarını senkron mu yapacaklar, asenkron mu yapacaklar, ikisini birden mi kullanacaklar ki bunu tercih eden üniversite sayısı az açıkçası. Neden az onu da bilmiyorum. İşte size tam da onu soracağım. Biz de üniversitemizde bu ara hocalarımız ona karar vermeye çalışıyorlar. Sizin düşünceniz nedir? Yani ben size şunu sorsam desem ki siz bu dönem derslerinizi uzaktan yürüteceksiniz, derslerinizi asenkron mu yürütmek istersiniz, senkron mu yürütmek istersiniz diye sorarsam sizin cevabınız ne olur? Evet, valla Volkan hocam öyle söyleyeyim, sayın hocalarım. Şimdi ben hani olaya yine Tabaş'a döneceğim. 2011 yılında biz Amasya Üniversitesi'nde uzaktan eğitim merkezini kurduğumuzda uzaktan eğitimin hani bu sunumun başında söyledim aslında iki tane önemli süreci var, öğretim süreci. Bir senkron, bir diğeri de asenkron. Yani eş zamanlı ve eş zamansız.
Aslında sorunun sonlarına doğru da biraz onu da toparlamaya çalıştım. Yani öğrencilere ne sadece eş zamanlı yani senkron sunular çok faydalı olur sadece ne de sadece eş zamansız videolar faydalı olur. Yine sunumun başında söyledim, uzaktan eğitimin önemli tanımlarından bir tanesi de örgün yönetsel yapılanmayı gerektiriyor. Yani ben bir dersin öğretim elemanı olarak videoyu çektim, içerik hazırladım, kendi web sayfamda recepçakı.net yayınladım. Bu asla uzaktan eğitim değil. Bunu üzerine basa basa uygulamak istiyorum. Çünkü uzaktan eğitim olabilmesi için evet planlanmış, örgün, yönetsel bir yapılanma gerektiriyor ve aynı zamanda bu süreçleri kullanmak gerekiyor. Çünkü hocalarımızın hepsi alanında uzman hocalarımızın, Seçin Hocam burada, diğer hocalarım da zaten biz sürekli görüşüyoruz. Hocalarımın hepsi uzaktan eğitimde ders süreçlerinin yüzde eğitimden daha fazla olduğunu söylüyor. Yani burada yine tekrar söylüyorum. Burada öğretim elemanına gerçekten çok büyük sorumluluk düşüyor. Hani sunumun başında bunu tekrar vurguladım aslında. Yine vurguluyorum. Evet, hocalarımız çok tecrübeli. Alanında uzmanız. Alanında uzman hocalarımız. Yılların tecrübesi var. Yüz yüze sınıfa girdiğinde hiç kitaba bakmadan saatlerce konuşabilecek tecrübeye ve birikime sahipler hocalarımız. Çünkü tecrübe, onu da tekrar söylüyorum, hayattaki en pahalı şey diye ben okumuştum. Tecrübe hayattaki en pahalı şey. Yani sınıfa girdiğinde bunu çok rahatlıkla dökebiliriz. Hiçbir hazırlık yapmadan anlatabiliyoruz ama uzaktan eğitim işin içine bak video teknoloji girince gerçekten de daha büyük sorumluluk ve daha büyük bir yük geliyor. O yüzden de yani öğretim elemanlarımızın, hocalarımızın bence bunları hazırlayacak altını çizerek söylüyorum. İsteklilikte, modda ve motivasyonda olmaları lazım. Ben öğrencilerime nasıl faydalı olabilirim? Öğrencilerime ben nasıl yararlı olabilirim? Yani bunu canlı ders anlatabilirim. Yani şimdi yani konu konuyu açıyor. Şimdi bir sürü farklı hocalarımız var. Yani ben de yıllardır bu işin içinde tırnak içinde söyleyeceğim Volkan Hocam bunu. Çünkü siz de çok iyi biliyorsunuz aslında neler yaşadık. Mücadele etmiş biri olarak söylüyorum. Altını çizerek söylüyorum. Yani mücadeleden kastım aslında şu. Yani ben hiçbir zaman uzaktan eğitim en iyisidir. Uzaktan eğitim harika. Bırakın yüz yüze eğitimi. Hep uzaktan eğitim yapalım diye bir şey demedik ki zaten. Dün hocalarım da çok güzel dedi. Uzaktan eğitim bir ihtiyaç. Yani yüz yüze eğitim imkanı olmayan bireylerin uzaktan eğitim, yani eğitim öğretimine devam etmeleri açısından sunulan bir ihtiyaç uzaktan eğitim. O yüzden de hani mücadele ettiğimiz kısımlardan bir tanesi de şu aslında. Yani bu uzaktan eğitimdeki kişilerin, yer alan kişilerin bu konuda istekli olmaları. Altını çizerek söylüyorum. Yani ben öğrencilerime nasıl faydalı olabilirim? Ne yapmamız lazım? İçerik hazırlamamız lazım. Evet, tecrübelerimizi kağıda dökeceksek kağıda. Yani materyal illa da arttırılmış gerçekle uygulamak zorundayım ben diye bir şey yok ki. Yani bunu yani geçen sene mesela bir örnek vereyim. Hani isim vermeden vereyim hatta bu örneği ben. Hocam da burada mı bilmiyorum ama. Hocam dedi ben ders anlatacağım. Fizik ders anlatacağım ama ne yapayım nasıl bir şey kullanayım? Dedim ki hocam çok basit. Cep telefonun var mı var? Sen fizikten örnek problemi çöz. Kağıda. Cep telefonunda çek. Bunu video olarak sun. Materyal mi Volkan hocam bu? Materyal bence. Yani öğrenciye cep telefonundan fizik problemini çözüp öğrenciye sunmak. Bunu yapabiliyor ama. İstekli ama. Bunu yaptı dönem boyunca da. Tebrik ettim. Yani o yüzden de yani dedik ya bir sürü materyaller var. Bir sürü araçlar var. Yani bunları kullanabilmek için istekli olmamız lazım. Kendimizi geliştirmemiz lazım. Soruna cevap veriyorum. Aslında biraz dağıttığımın farkındayım ama yani gerekli durumlarda hem senkron hem asenkron içeriklerin kullanılmasını ben açıkçası tavsiye ediyorum Sayın Hocam. Hocam açıkçası bu cevabı vereceğinizi biliyordum. Daha önce bu soruyu sormadım sana. Ben böyle bir soru soracağım diye söylemedim size. Ama bu Evet. soruyu diye bu cevabı vereceğinizi
Tam bu cevapla birlikte ben İdris Hocam şey yazmış, ona cevap vereyim. Şimdi algı hocalarımızda şöyle oldu. Asenkron mu yapacağız, senkron mu yapacağız? Sanki iki seçenek varmış gibi görünüyor ama aslında oradaki hocalara belki de yöneltilmesi gereken doğru soru şu. Asenkron eğitimin yanında senkron eğitimde dahil edecek misiniz? Yani asenkron uygulamalar, sizin sisteme yüklediğiniz her bir materyal aslında asenkron uygulamanın içerisinde yer alıyor zaten. Yüklediğiniz PDF'de, sunumda, ses kaydı da. Dolayısıyla onun yanına bir de canlı dersi ekleyecek. Şimdi hocalarda şöyle bir şey oluyor. Ben canlı ders yaparsam içerik yüklememe gerek yok. İşte 5 gündür aslında hocalarımızın anlatmaya çalıştığı şey yok. Yani siz sadece canlı ders yapıp işte eğitim çok etkili oldu veya işte hiç etkili olmadı demeniz zaten bir sorun teşkil ediyor. Dolayısıyla İdris Hocam'ın da sorusuna ben cevap vermiş olayım. Üçüncü bir seçenek var zaten. Yani sizin asenkron uygulamaları zaten yapacaksınız. Bunun yanı sıra senkron uygulamalar da işin içerisine girsin. Biz işte Recep Hocam direkt bunu cevaplamış oldu. Aslında ideal olan zaten bu uygulamaların ikisinin birlikte kullanılması diye düşünüyorum. Hemen aşağıda hocam bir soru vardı, onu yönelteyim size. Uygulamalı birimler için önereceğiniz farklı bir materyal program var mı demiş Aslı hocam. Hocam uygulamalı birimler hani derken mesela tam olarak neyi kastetti bilmiyorum ama hani matematikti, fizikti, kimyaydı, bu tarz uygulamalı bilimlerde ya benim önerim sağlık bilimleri mesela, evet Aslı hocam hatırladım. Sağlık bilimlerinde aslında YÖK'ün geliştirmiş olduğu bir şey var bu konuda. Sistem, hani az önce ben de bahsetmiştim. Oradan bunlara bakılabilir. Yani onlar neler yapmışlar, buna bakılabilir. Yine acizane tavsiyem bu tarz şeylerde kendi yaptığınız hani ya da anlattığın içerikleri ya da uygulamaları, örnek veriyorum sağlık bilimlerinde kendiniz videoyu çekip bunu yaparken hani bir materyal üzerinde sanırım sizin şeyde bu var fakültede veya yüksekokulda. Yani o materyal üzerinde yani nasıl diyeyim, hani örnek veriyorum şu anda, atıyorum tamamen yanlış bilgi vermek de istemiyorum. İşte kalp masajı yapacaksınız mesela. O şey üzerinde kalp masajını yapıp bunu videoya çekip öğrencilerinize bunu sunabilirsiniz. Tabii ki bunun için de söylüyorum. Hocalarım da geçen de bunu çok sık dediler. Şimdi bu çok mantıklı gelmiyor olabilir ilk başta. Çünkü bunu öğrencinin de bunu yapması lazım. Uygulama yapması lazım. Yani tıp fakültesinde, sağlık bilimlerinde ya da diğer bilimlerde. Ha, bunun için de inşallah bu süreçler bitip de hani tekrar normal şeye döndüğümüzde artık bu uygulamalara daha fazla ağırlık vererek o derslere işlememiz lazım. Ama mümkün olduğunca bu süreçte teorik bilgileri olabildiğince örneklerle, tırnak içine söylüyorum, örneklerle öğrencilerimize sunmamız lazım. Oldu mu bilmiyorum bu soru. Pelin Hocam bir soru sormuş. Hem senkron hem de asenkron yapabilme imkanı var mı sistemsel olarak? Bana sordu sanıyorum o soruyu. İkisinin birlikte istenmediği söylendi. Hocam şöyle aydınlatayım bu konuda sizi. Bu dönem canlı ders ve depolama kapasitesi bakımından herhangi bir sınırımız yok. Bunu da aslında gurur duyarak söylüyoruz buradaki arkadaşlarımıza. Sıfır maliyetle biz bir upgrade aldık. Dolayısıyla burada da yine Recep Hocam'a teşekkür ediyorum. Çünkü şu anda çalıştığımız firmayla biz çok eskiden beri çalışıyoruz. Recep Hocamların döneminden beri çalıştığımız bir firma. Dolayısıyla nazımız geçiyor kendilerine ve sıfır maliyet öderek şu anda herhangi bir sınırımız kalmadı. Ne canlı ders noktasında ne de depolama alanı noktasında. Belki işte geçen sene biz onun tereddütünü yaşadık. Yani depolama alanı noktasında bir sıkıntımız olabilir diye hocalarımıza o videoları birazcık sınırlı tuttuk ve canlı derse geçen sene itibariyle geçmemiştik. Tamamen sistemsel kaygılarımızdan dolayı ama bu sene öyle bir kaygımız yok. Nusret Hocam bir şey sormuş. Bu dönem Microsoft Teams uygulaması mı kullanılacak? Hayır, o kullanılacak hocam. Hepsi bizim sistemimizde. Şimdi sorular hocam bana yönelmeye başladı. Recep Hocamıza sorularınız var mı? Çünkü ben genel olarak sistemle ilgili Senato'dan çıkan karardan sonra sistemle ilgili hocalarımıza bir bilgilendirme videosu zaten yayınlayacağız. Hocam ben... Dolayısıyla eğer Recep Hocam varsa sorularınız... Hocam ben yani belki karşılıklı paslaşma şeklinde de aslında devam edebiliriz aslında Volkan Hocam.
Yani ben şunu tekrar vurgulamak istiyorum. Yani bizim gerçekten de Amasya Üniversitesi uzaktan eğitim sistemimiz yani gerçekten de çok köklü bir sistem. Hani bunu ben hani burada şey yargılanmasın. Evet biz bir sistemi hani kurduk. Ama az önceki söylediğim şeyi tekrar söyledim. Yani gerçekten iyi bir tecrübe gerekli bu sistemi kurmak için. Ve siz değerli hocalarıma yani oradaki ekibe gerçekten de şunu altını çizerek söylüyorum. Yani devasa yürekli. Yani sen olsun Mehmet Kara hocamız işte Hakan hocamız orada gerçekten de çok devasa yürekli kişi dersiniz ki geçen dönem hiçbir sorun olmadan bu sistemi gerçekten de çok büyük bir şekilde yürütüldü. Bu dönem daha bir profesyonel bir şekilde daha iyi planlı bir şekilde bu süreci de yürüteceğimize ben adım gibi eminim. Şimdi uzaktan eğitim sürecinde hani sistemimiz bunları kaldırıyor ya da kaldıracak dedin çok güzel ve bu sistem zaten yerli bir sistem. Hani Microsoft Teams falan ya da bu tarz şeylere bence çok da fazla şeye gerek yok ama hani sistemin kaldırmadığı yerlerde onu vurgulayacaktım aslında. Yani hocalarım alternatif şeyler çok rahatlıkla kullanabilir işte Zoom programı ya da Jitsi gibi program. Hani az önce ben bu sunuyu sanırım siz de paylaşacaksınız arkadaşlarla. Onları kullanarak da kendilerine alternatif şeyler, canlı ders şeyleri seçebilirler. Yani sistem kaldırmıyor ama benim ders bitti iptal diye düşünmemek lazım. Tekrar söylüyorum yani gerçekten de hocalarımıza burada büyük sorumluluk düşüyor. Yani benim vurgulamak istediğim nokta bu aslında hocam. Özgü Hocam bir soru sormuş. Hocam 3 saatlik ders için senkron olduğu takdirde ne kadar sürelik ders yapmak gerekiyor? Nasıl daha faydalı olur? Fayda kısmında sormuş. Hani teknik kısmı herhalde daha sonra netleşecek ama fayda kısmını hocam size yöneltmiş olalım. Yani size göre senkron ders, 3 saatlik bir ders için senkron ders ne kadar bir senkron Hocam ders faydalı biz olur? ilk başta bunu şöyle düşünmüştük, planlamıştık aslında. 3 saatlik bir ders için öğretim elemanlarımız etkili bir içerik yani hem video gerektiren hem ne bileyim işte sunu gerektiren yani hem text hem videoyu sisteme yüklediklerinde 3 saatlik. Yani bunun bir videolar sisteme yükleyeceğiniz videolar da çok uzun olmasın. Yani 15 dakika, 20 dakika geçmesin. Çünkü hep hocalarım da konuşuyor zaten sistemdeki video. Yani siz kendiniz düşünün Facebook'ta bir video izliyorsunuz. Yarım saat. Kim bakar kimse bakmıyor. Ama 5 dakikalık video herkes bakıyor. O yüzden sisteme yüklediğiniz videolar yani bir ders kapsamı içinde zaten siz yüz yüze eğitime girdiğiniz zaman 3 saatin ya da bir ders saat 50 dakika boyunca ders anlatmıyorsunuz ki. Yani öğrenci soru soruyor, siz soru soruyorsunuz ya da ders anlatıyorsunuz ya da bir ne bileyim ara veriyorsunuz, bir şey yapıyorsunuz. O yüzden asenkron videolar için çünkü yanında bir de bunun text de olacak. Yani çoklu ortam aslında bunu gerektiriyor. Asenkron videolar için 15-20 dakika ideal bence. Daha sonra senkron videolara geldiğinizde bu senkron yani eş zamanlı dersler de 3 saatlik bir derse eğer yani bunun zaten bir saatini video, bir saatini text, bir saatte asenkron canlı dersler yeterli bir saat boyunca. Şey olarak etkili olması açısından. Yani bir öğretmen ya da bir eğitim, bir hoca yani şimdi 2 saat boyunca yüz yüze bir videoya bakıp yani bu da hocalarımızı sıkıyor. Çok farkındayım ben de bunun. Çünkü bunların tecrübesi var bizde. Tamam biz bunu anlatıyoruz. Belki yani ben bunu çok sevdiğim, istediğim için ya da benimsediğimiz için saatlerce konuşabiliyoruz ama herkes benim gibi bizim gibi olmak zorunda değil ki Volkan Hocam. Yani bir hoca düşünün. Yani adam zaten o şekline bakıyorum. Hocam ben ne yapayım ki diyor. Yani dolayısıyla da o esnada öğrencilerinizle iletişimden kaynaklanan, ha ben şunu da söylemek istiyorum yeri gelmişken, lütfen senkron derslerden, şu anda belki şu anda bizi bakayım yani 80 kişi vardı ama azaldı. Senkron eş zamanlı derslerimizde lütfen öğrencilerinize söz verin. Bakın ben bunu hep yapıyorum senkron derslerde. Yani öğrenciyi derse açık tutmak için yani listeyi açıyorum. Sen ne diyorsun bu konuda diyorum. Ya da yorumun var mı diyorum. Ya da bir örnek verebilir misin diyorum. Hani belki sözel ders için geçebilir ama yani matematik dersinde de bu yapılır. Beden eğitim dersinde de bu yapılır. Sağlık dersinde de bu yapılabilir. Emin olun öğrencilerinize söz verdiğiniz zaman o senkron dersler tırnak içinde daha etkileşimli olacak. O yüzden de senkron derslerimizde bence tekrar altını çizerek söylüyorum. Kendinize bir saat sınırı koymayın. 2 saat. Volkan Hocam yani üniversite senatosu bu konuda nasıl teknik bir şey yapacak bilmiyorum ama yani diyelim ki 3 saatlik bir derste 1,5 saat senkron eş zamanlı. Ya yani 1,5 saat hoca ne yapacak ki derste? Yani bazen 2 saat sürecek bu. Bazen 40 dakika sürecek hocam.
Yani hani bilmiyorum çok mu iyimser düşünüyorum ama yani hocalarımı da bu konuda tekrar söylüyorum, tırnak içinde söylüyorum, altına çizerek üstüne basarak vurguluyorum. Hocalarımı da bu konuda gerçekten de büyük sorumluluk düşüyor. Çünkü hani şunu düşünüyorum sayın hocalarım, biz sınıfa girdiğimizde kapıyı kapatıyoruz, öğrenciyle karşı karşıyayız. Orada ne anlatıyoruz, ne anlatmıyoruz, Fenerbahçe Rize Spor maçını mı anlatacağız, efendim ne bileyim işte hayat hikayemizi mi anlatacağız, anlattık. Değil mi? Öğrenciyle bizim aramızda olan bir şey. Ama şimdi senkron içeri geldiğimizde hocamız biliyor ki bu içeri kaydediyor. Yarın bir gün bunlara bir geldi baktığında ben aman dikkat edeyim, kelimelerime, cümlelerime dikkat edeyim, düzgün cümle kurayım. Devrik cümle kurmayayım. Yani yok böyle bir şey hocalarım. Yani tekrar söylüyorum, bu tecrübe belki ama yani burada da bir devrik cümle kullanabiliriz. Tabii ki daha dikkatli olacağız o kesinlikle sınıftakinden ama bence süre konusunda da hani Sayın Volkan Hocam, hani senatörü çağırırlarsa bu konuda yani teknik olarak benim önerim o. İlla da 3 saatte 1,5 saat olsun demek çok doğru değil hocam. Ya da ne bileyim işte 3 saatse 30-32,5 dakika olsun. Yani böyle bir süre bence koymayalım ama tabii ki senatördeki hocalarım da üniversite öğretiminde çoğu da diyeceklerdi ama biz buna ödeme yapacağız. Yani şimdi biz bize konuşuyoruz. Ya ne yapalım? Bana dedim de yani evet bir süre olsun burada ama yani o süreyi de illa da böyle 3 saatin 3 saati de senkron olması hiç doğru değil hele de. Hocam aslında tam olarak dediğiniz noktadayım ben de. Yani evet belirli bir aralık belki söylenebilir. Örneğin 3 saatlik bir dersi 40 dakika 1 saat arasında yapabilirsiniz gibi hocaya bir esneklik tanınabilir. Burada belki de işte kavramsal bir yanılgı var uzaktan eğitimle ilgili çalışmayan insanlarda. Yani canlı dersi ben 40 dakika yapacağım ve geriye kalan 2 saatin parasını boşuna almış gibi düşünüyor olabilirler. Fakat hep diyoruz yani sadece o canlı dersteki uygulamayla yetinmemesi gerekiyor zaten hocanın. Yani onun yanında bir de materyal hazırlamak için de bir zaman harcayacak. Uzaktan eğitimin kendi uygulama esaslarını zaten bunu bu şekilde ifade ediyor. Yani haftalık ders yükü sadece canlı dersle karşılanmıyor. Bunun yanında işte tartışma forumları var, öğrencilere teker teker maillerine verdiğiniz cevaplar var, hazırladığınız materyaller var gibi gibi. Dolayısıyla uzaktan eğitimde aslında öğretim elemanının iş yükü yüz yüzeye göre azalmıyor. Azalmaması gerekiyor. Kesinlikle. İdeal olan aslında o. Hocam, bu arada Elvan hocam, yani süpersin. Bak gerçekten de çok harika bir şeye değindim bence. Bizim uzaktan eğitim platformumuz pek çok özelliği içeriyor. Bunlardan bir tanesi de forum. İşte e-mailler, yani hocalarıma ben tavsiye ediyorum. Lütfen e-maillerinizi sık sık kontrol edin. Lütfen öğrencilerinize toplu e-mail gönderin. Evet, lütfen forum sayfaları açın uzaktan eğitim platformu. Bu platform bizim kullandığımız platform. Gerçekten de profesyonel bir platform ve yok daha geçen bir iki hafta önce bütün üniversitelere bunu önerdi arkadaşlar. Düşünün yani. O kadar iyi bir sistem platform kullanıyoruz. Yani LMS hani yönetim sistemi diyoruz ama bunları etkin bir şekilde kullanmak bizim elimizde. Nusret Hocam çok teşekkür ediyorum bu arada güzel düşüncelerin için. Yani diyecek bir şey bulamıyorum. Teşekkür ediyorum gerçekten de. Ben de uzaktan eğitim merkezi ekibine de ben de teşekkür ediyorum ve bu seri webinarların da devam etmesini ben de öneriyorum aslında. Aklımızda hocam var, bazı fikirlerimiz var. Tabii ki Önder hocamıza da danışacağız bu konuda. Ama çok sizden değerli olmasın sürpriz isimlerle karşınıza gelebiliriz. Harikasınız. Aklımızda onunla ilgili bir planlama var. Süpersiniz. Evet hocalarım, var mı sorunuz Recep hocamıza? Şey diyorlarmış şimdi hocalarımız, nasıl olsa Recep hocamızı biz her halükarda yakalarız Evet diye. kesinlikle. Kesinlikle sayın hocam. Yani ben okuldayım. E-mail adresim, her şeyim, telefon numaralarım her şey biliyorsunuz. Önder hocam çok teşekkür ediyorum katılımınız için. Onur duydum. Teşekkürler. Sağ olun dinlediğiniz için. Ben buradan hemen Önder hocama şey soruyorum. Acaba Recep hocam siz tam bu bötelerden bahsederken Önder hocam katılmış mıydı? Ben tam göremedim ama orayı isterseniz tekrar Tekrar edebilirsiniz edelim, hocam. evet. Burada da şu anda katılımcılara bakınca bayağı da böteden lisansüstü öğrenci var, hocalarımız var. Aslında bu 5 günlük süreçte de hep böteden hocalar katıldı. Dolayısıyla hep de öğretim tasarımı üzerinde durduk.
Dilerseniz oraya yavaş yavaş, isterseniz bir tekrar Önder Tekrar Hocam'la da en dönelim. azından onu tekrar bir duyurmuş olalım bu vesileyle. Evet, yani şunu Bu demiştim. süreçte bötelerin önemi. Nasıl bakalım hocam? Bu süreçte Evet. bötecilerin önemi, Hocam eğitim ben kurumlarının önemi. şunu söylemiştim. Yani bunu da tekrar söylemek istiyorum. Uzaktan eğitim süreçlerinde en önemli kısımlardan bir tanesi de tabii ki materyal hazırlama süreçleri. Yani çünkü bir hoca içeriği hazırlıyor, bu içerik için efendim animasyon hazırlayacak, bu içerik için içeriği sisteme yükleyecek. Bunun için bir yönetim gerekiyor, yönetim planı gerekiyor. Burada da konu alanı uzmanı, teknik destek bir de öğretim teknolojisi uzmanı gerekiyor demiştim. Dün Gazi Üniversitesi'nden bir hocamız, bizim arkada devasa bir ekibimiz var. Büyük üniversitelerde bu çok da normal. Devasa bir ekip var bu içerik hazırlamak için. Ama bizim üniversitemizde de devasa yürekli bir BÖTE ekibi var diye söylemiştim. Dolayısıyla da gerçekten de bu süreçlerde öğretim teknologlarının, yani BÖTE bölümlerinin daha doğrusu önemi gerçekten de bir kat be kat aslında ön plana çıkıyor. Yani umarım, yani sizin nezdinizde Sayın Önder Hocam, yani Yüksek Öğretim Kurumu da bunu dikkate alır diye düşünüyorum. Berrak Hocam İl Milli Eğitim'de de öğretmenleri de duyurulmalıydı. Berrak Hocam o noktada şunu söyleyelim. Biz aslında buradaki öncelikli hedefimiz üniversitedeki öğretim elemanlarımızdı. Ama ilerleyen dönemde tabii ki daha geniş kapsamlı Milli Eğitim'deki öğretmenlerimize de faydalı olabilecek etkinlikler düzenleyebiliriz diye düşünüyorum. Var mı hocalarım sorunuz? Hocam Hocam bunu ben sorular de geldi. cevaplayabilirim Ayşe Hocam. Canlı derslerde öğrenci görüntülerini açmak, hani belki ilkokulda, ilk öğretimde Milli Eğitim bunu kısıtladı diye hatırlıyorum, biliyorum. Ama üniversite düzeyinde bence hiçbir sıkıntı yok. Bu olmalı da hatta. Çünkü öğrenci de derse katılmalı. Yani bir öğretim elemanı olarak ben sadece ekrana bakıp kendimi görmek istemiyorum sürekli 40 dakika, 45 dakika. Öğrenci de derse katılsın. Onlar da kendilerini motive etsinler. Onlar da hazırlansınlar. Yani öğrenci yüz yüze eğitimde biz öğrenci görüyoruz da hani şey gibi olmasın bu. Şu klasik çok şey bir espri vardı ya, Zeki Müren de bizi görecek mi diye. Yani bırakın öğrenci bizi görsün yani. İlkokul düzeyinde hocam bu beni aşıyor işte. Yani bunu yani bana sorarsanız benim şahsi fikrim bu, ama lütfen yani out of record dedi ya, şahsi fikrim, düşüncem bu. Bence ilkokul düzeyinde de öğrenci kendini daha iyi motive eder. Yani kendi eğer ortamını sağlayabiliyorsa, yani açmak zorunda değil. Yani çünkü ev ortamıdır ya da ne bileyim sıkıntıdır veya ne bileyim işte asla böyle bir zorunluluk yok, ama yani kendini iyi hissedecek de öğrenci nasıl sınıfta okula geliyorsa. Çünkü geçen Milli Eğitim Bakanımız da açıklamış. Milli Eğitim Bakanımız da açıkladı. Yani öğrenci hazırlıklı gelin dedim diyor. Öğrenci önlüğünü giymiş gelmiş. Çantasını sırtına takmış gelmiş diyor. Ne kadar sevimli, ne kadar güzel, ne kadar iyi bir şey değil mi? Bence, yani bence tırnak içinde söylüyorum bu. Dolayısıyla da öğrenci de yani kendini iyi hissediyorsa, hazır hissediyorsa açabilir. Daha iyi motive olabilir. Yani burada hani Milli Eğitim Bakanlığı yetkililer, sayın yetkililerimiz ne düşünüyor tam emin değilim. Yani bilmiyorum, ama yani benim şahsi fikrim açmasında hiçbir sakınca yok yani. Hele hele üniversite düzeyinde mutlaka olsun diye ben zaten öneririm yani. Aynen öyle açıyoruz. Rica ederim. Ne demek? Sayın hocam, yani dediğim gibi e-mail adresim, telefon numaram, bütün bilgilerim var. Her zaman her türlü yardıma ve desteğe açığım. Bunu da tekrar vurgulamak istiyorum. Hocam çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. 9 yıldaki süreçteki bütün katkılarınız için teşekkür ediyoruz. Ben Yani sadece teşekkür ederim. bu seminer, biz zaten sürekli birlikte olduğumuz için o desteğinizi açıkçası hissediyoruz. Ama Sağ hem bu webinar desteğiniz için hem de genel olarak bu 9 yıllık süreçteki desteğiniz için teşekkür ediyoruz. Biz zaten görüşeceğiz. Hocalarımıza da zaten iletişim bilgilerinizi verdiniz. Sizin bizden bir isteğiniz var mı? Eklemek istediğiniz bir şey? çok teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir organizasyonla organizasyon yaptığım, gerçekleştirdiğiniz için.
Gerçekten çok faydalı olduğunu düşünüyorum ben de. Umarım bütün hocalarımız da bundan faydalanmışlardır. Tekrar teşekkür ediyorum. Yine görüşürüz, haberleşiriz. Görüşmek üzere hocam. Bu videoları da zaten kaydediyoruz. Yani önümüzdeki hafta kendi YouTube kanalımızda, Uzem'in YouTube kanalında hepsini bir playlist haline getirip yayınlayacağız. Dileyen hocalarımız ulaşabilecekler. İzleyemeyen hocalarımız varsa, katılamayan hocalarımız oradan katılabilirler. Çok teşekkür ediyorum hocam tekrardan. Katılan bütün katılımcılarımıza da teşekkür ediyorum. Herhangi bir sorunuz da hocalarımıza, bize ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere diyorum. Yeni bir webinar serisinde görüşmek üzere Eyvallah. diyorum. Yeni dönemin hepimize hayırlı olmasını diliyorum. Sağlıcakla kalın dedim, Aynı diyecek şekilde. başka da bir şey bulamıyorum. Evet. Sağ olun hocam. Hocam görüşmek üzere diyorum ve dersi bitiriyorum. Eyvallah. Atıklıyoruz. Teşekkürler. Görüşmek Sağ üzere. olasın. Teşekkür ederim. Eyvallah.